Avrupa Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde hazırlanan KOBİ çalışan ve işverenlerinin küresel ekonomideki değişimlere uyum yeteneğinin artırılması projesi toplantılarının ilki Erzurum'da gerçekleştirildi. Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda küresel ekonomideki değişimler ve KOBİ'lerin durumu ele alındı. Avrupa Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile aralarında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bulunduğu 5 oda tarafından finanse edilen KUYAP toplantılarının ilki Palandöken Dedeman Ski Loş Otel'de düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Erzurum ve komşu illerden çok sayıda işveren ve çalışan katıldı. Açılış konuşmasını yapan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, söz konusu projenin KOBİ'lerde çalışan ve işverenlerin Avrupa Birliği'ne uyum yeteneklerini artıran bir proje olduğunu söyledi. Yücelik, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için insan kaynaklarının nitelikte olmasının önemine işaret etti. Proje başta Erzurum olmak üzere Türkiye'nin doğusunda yer alan 15 ilde firmaların çalışan ve işverenlerin uyum yeteneğini artırmayı hedefleyen bir eğitim projesidir. Daha sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma adına insan kaynaklarını yatırımda bulunarak işveren ve çalışanların küresel ekonomideki değişimlere uyum yeteneğini artırmayı hedefleyen KUYA odamızın ortak olduğu önemli eğitim projelerinden birisidir. Şubat 2013'te Aralık 2015'e kadar 24 aylık bir sürece sahip olan KUYA işverenlerin yönetim becerilerini, çalışanların mesleki becerilerini artırmaya yoğunlaşmaktadır. KUYAP eğitim programlarının ilkini Erzurum'da yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Dr. Esin Özdemir de ilgili proje ile birlikte odalar arasında eğitim işbirliğini de üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerine vurgu yaptı. Bu anlamda KUYAP oda camiamızın insan kaynaklarına önemli bir yatırımını teşkil etmektedir. Top olarak biz bu proje ile ilgili çalışmalarımıza 2009 yılında başladık. Bütün insan kaynakları projelerinden sorumlu olan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işbirliğinde başladık. Faaliyetlerimizi, bileşenlerini, proje bileşenlerini, amaçlarımızı belirledik. Yaklaşık 1-1,5 senelik bir masa başı çalışmamız oldu. Ve bu proje faaliyetlerini belirledik. İstediğimiz çıktıları ortaya koyduk. Şimdi bu projeyi biz neden yaptık, neyi amaçlıyoruz? İki tane temel amacımız var. Birincisi işverenlerimizi ve çalışanlarımızı dünyadaki hızlı değişime ayak uydurma, nasıl ayak uydurulacağı konusunda onlara destek olma, yol gösterme ve mevcut bilinçlerini artıracak faaliyetlerde bulunmak. Proje sunumunu yapan İrlandalı Carlo Penco ise ekonomik verimlilikte KOBİ'lerde uyum yeteneğinin önemli bir rol oynadığını anlattı. Hepimiz büyüdükçe, yeni şeyler öğrendikçe, yeni davranışlar edindikçe, okulda, iş yerlerimizde yeni kurallarla karşılaştıkça davranışlarımızı uyumlu hale getiririz. Of course.